Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre S1 bölü S2 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar daire dilimli alanından bahsedeceğiz burada. Birincisinde her ikisinde de yarıçaplar aynı mı? Aynı. Pi S1 yazıyorum arkadaşlar. Pi R kare 90 bölü 360 direkt Pi R kare bölü 4 de diyebilirdiniz. Çeyrek daire olduğundan. Bölü S2 alanda pi r kare 30 bölü 360'a eşittir. Pi kareler gitti. Bölü 360'lar gitti. 90 bölü 30'dan cevap kaç oldu o zaman arkadaşlar? 3 oldu. Yani cevap balık esir. Şekilde yarı çapı 4 kök 3 cm ve merkez açısı 90 derece olan O1 merkezi daire dilimi ile yarı çapı 6 kök 2 olan e, merkez açısı alfa olan daire diliminin alanları birbirine eşitmiş. E tamam. O zaman bunun alanı nedir arkadaşlar? Şunun alanı pi kare 4 kök 3'ün karesi 90 bölü 360 ya da direkt çeyrek daire pi r kare bölü 4 de diyebilirdik. Eşittir pi r kare 6 kök karesi çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Bölü 360'lar gitti mi? Gitti. Pi'ler gitti mi? Gitti. E burada şey yapalım şunu açalım bakalım buradan ne geliyor arkadaşlar. Şunu açtığımız zaman, 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3 çarpı burası da 90 eşittir. Bu da 36 çarpı 2 çarpı alfa eşit oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım bakalım. 6'ya bölsen 6'ya bölsen 6 6'ya bölsen, bölsen bu kaç yapıyor arkadaşlar? 15 mi yapıyor? Evet. Sonra e, kaça bölsek? 2'ye bölsen 2'ye bölsen 8 yaptı. Sonra 3'e bölsen 3'e bölsen 5 yaptı. 2 yaptı. Bir daha 2'ye bölsen 2'ye bölsen 4 yaptı. 4 kere 3 12 mi yapıyor? O zaman buradan alfa 12 derece oldu. Yok 4 kere 3 12 çarpı 5'ten kaç derece oldu? 60 derece oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Şekilde AB çaplı çemberin içine bu çemberlerle aynı merkezli iki çember daha çiziliyor. Daha sonra şekildeki üç bölge boyanıyor. Boyalı bölgelerin alanları eşit. AB uzunluğu da 6 olarak verilmiş. Arkadaşlar boyalı bölgelerin alanları eşit verilmiş. Şimdi burada kalan A burada kalan da A verilmiş. Burada kalan da A verilmiş. Gençler şu alanla şu alan iki yarım dairenin alanı değil mi? Eşit değil mi? Eşit. Yani burası da A'dır. E hocam bu alanla da yukarıda kalan eşit değil mi? Eşittir. Burası da A olarak verilmiş. En küçük çemberin yarı çapı kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler şey yapabilirsiniz aslında. Ne verilmiş? Yo alandan gidebiliriz. Benzerlik alan ilişkisi yapacaktım ama istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ali Bey uzunluğuna 6 kök 3 vermişler. Yani büyüğün yarı çapı ne? 3 kök 3 küçüğün yarı mı soruluyor? Evet. Şöyle yapın. E, hocam pi r kare bölü 2 eşittir a deyin. Değil mi? Şu yarım daire olduğu için. E hocam 3 a neye eşit? Ya da pi r kare direkt 2 a diyebilirsiniz. Fark etmez. Şu dairenin alanı hocam pi r kare 2 a'ya eşit. Büyüğün yarı çapı, büyüğün alanı nedir? Pi 3 kök 3'ün karesi değil midir arkadaşlar? Pi 3 köküçük kökü karesi de neye eşittir arkadaşlar? Toplamda 6A'ya eşittir. E burada şey yazacaksınız arkadaşlar. A yerine ne yazacaksınız? Pi R kare bölü 2 yazacaksınız. A yerine Pi R kare bölü 2 yazacak olursanız. Burası gitti mi gitti. Pi çarpı 27 eşittir. 6 çarpı A yerine de Pi R kare bölü 2 yazdığımızda Pi'ler gitti. Burada bunlar sadeleşse 3. 3 ile 27 sadeleşse 9. R kare 9 geldi arkadaşlar. R'yi de buradan kaç buluruz arkadaşım? 3 olarak buluruz. Yani yarıçap 3 çıktı. Ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Benzerlik oranı R bölü 3 köküç değil mi? Benzerlik oranı R bölü 3 köküçün karesi benzerlik alan ilişkisine giriyorum. E çünkü bütün daireler birbirine benzerdir. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. e Şu küçük dairenin alanı ne? 2A. Büyük dairenin alanı arkadaşlar? 6A. Evet bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası kaç yaptı? R kare bölü 27 eşittir. Bu da 1 bölü 3 yaptı. Şunlar şu daire 9. R kare 9'dan... R'yi de 3 buluruz. Benzerlik alan de burada yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Marangoz Cevdet Amca aşağıdaki tahta sandalyenin üst kısmını yapmak istiyor. Bunun için bir şeylerle uğraşmış şurada. Bakalım ne yapmış. Bunun için iki tahtanın orta noktasından 120 derecelik bir daire kısmı kesip atıyor. Evet 120 derecelik bir daire kısmı atıp kesip atmış arkadaşlar. Ee, daha sonra bunların ikisini aşağıdaki biçimde yerleştiriyor. Evet iki tane 120'lik kısım arkadaşlar. Bakın. Şurası da 120'lik kısım. Burası da 120'lik kısım. Son durumda e, son durumdaki görüntü bir çember ise kesilen AB yayının uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler. Burada ne yapacağız? Hocam şu uzunlukta verilmiş. E şuradaki kirişle şuradaki kiriş birbirinin tıpkısının aynısı olmaz mı arkadaşlar? Olur. Çünkü niye? Yaylar aynı. E zaten aynısı demiş ya aynı tahtadan kullanıldı ya. O yüzden. E, bu kirişler eşitse o zaman merkez nerededir arkadaşlar? Bunların tam ortasındadır. Çünkü merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik yaptığımız zaman e, şu kirişler eşitse şuradaki uzunluklarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Biz bunun tam tersini söylüyoruz. E, tam tersi nedir? Kirişler eşitse şunlar da birbirine eşittir diyoruz ama e, burada da tam geometri biliyorsunuz arkadaşlar söylediğimiz ifadenin tersi de doğru oluyor. E o zaman bu kirişler eşitse bunlar da eşittir. O zaman burası 6 burası da 6 birim yaptı mı? Yaptı. E, başka ne yapacağız burada? 120'yi kullanmamız lazım. Hocam burası 6. Aklımızda bulunsun. 120'yi nasıl kullanacağız? Hop hop. Hadi bakalım. 120 derece mi burası? Evet. Burası 120 ise burası da 120'dir. Hatta burası kaç kaç yaptı? 60 60 yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. E sebep hocam ikiz kenar ya burası. İkiz kenar olduğundan dolayı çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır e 60 90 ise burası da 30 oldu. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Hatta 600'ün karşı 6, satmışız. karşı 6 kökçüdür. Bizden ne isteniyor? E, kesilen parçanın uzunluğu nedir? diye soruluyor. Şunun uzunluğu arkadaşlar soruluyor bize. Değil mi? Son durumdaki AB'yi soruluyor arkadaşlar bize. Burası. E Burası 120 derecelik yay uzunluğu. Yarı çapında bulduk 12 diye. Yani 2 pi r yani 12 e, 120 bölü 360 bize cevabı verecektir. Arkadaşlar şunlar sadeleşince 3 kaldı. 3 ile de 12 sadeleşince 4 kaldı. Cevabımız da kaç yaptı o zaman? 8 pi yaptı. Yani cevap Balıkesir. Şekilde O merkezi daire verilmiştir. OC ile CB birbirine eşit verilmiş ve küçük dairenin alanı taralı alana eşitmiş. Arkadaşlar burada eşitlik var. Bir benzerlik alan ilişkisi yapalım. Benzerlik oranı ne burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Alanlar oranı A iken tamamı 4A olacak. Yani buraya kaç A kaldı? 3A kaldı. Arkadaşlar taralı alanla küçük dairenin alanı birbirine eşitmiş. Yani burası da 3A olacağına göre buraya ne kaldı? 2A kaldı. Şimdi gençler, biz buraya beta diyecek olursak, bizden alfa isteniyor ama e, açılarla alanlar doğru orantılıdır arkadaşlar bir dairede. Hemen kısaca ispatını yapayım. Mesela bunun alanı pi r kare alfa bölü 360, pi r kare alfa bölü 360. E, öbürünün alanında pi r kare beta bölü 360. Ben bunları oranladığım zaman pi r kareler gitti, bunlar gitti, alfa bölü beta alanlar oranlama eşit oldu arkadaşlar. Evet. E O zaman ben bunu öğrendim. Daha da biliyorsanız da sıkıntı yok. E açılar oranı alanlar oranı eşitse bu dilimin alanı A bu dilimin alanı 2A ise o zaman alanlar oranı 1'e 2 ise açılar oranı da 1'e 2'dir. Beta dediğimiz 2 alfa mı yaptı? Yani o zaman 3 alfa neye eşit oldu arkadaşlar? 360'a eşit olduğundan alfayı da buradan kaç derece buluruz? 120 derece olarak buluruz. Yani cevap Akçay. ABC eşkenar üçgenine ve birbirine teğet olacak şekilde 4 çember çiziliyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi Burada küçük çemberlerin yarıçapları birbirine eşit ve 1 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. eşken üçgenmiş bu. Hocam şu teğet, şu açıortay doğrusu ya nereden geçer? Merkezden geçer. Hocam büyük de teğet ya açıortay doğrusu aynı zamanda bunun da merkezinden geçer. E bu açıortay doğrusu aynı zamanda bir yükseklik olmaz mı arkadaşlar? Evet, bunun açıortay doğrusu olduğunu söyledik. 30 30 Aynı zamanda bunun merkezinden geçmek zorunda teğet olduğundan bunun da merkezinden geçmek zorunda açı ortağı aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Evet küçük çemberin yarıçapını kaç vermiş? 1 vermiş. Merkez teğet çektik yapalım. Burası 1. E hocam burada kaç 30 ya? 30'un karşı 1 ise 90'ın karşısı buraya kadar 2'dir. E sonra devam edelim. Bunun yarıçapı 1. Peki devam edelim. Burada da aynı şekilde merkez teğet çektik yapsak. Bunun yarıçapını bilmiyorum. Hocam şuraya R desem burası da R, burası da R. Dikkat edin 30 60 90 üçgeni şu üçgende var bu sefer. 30'un karşısı R iken 90'ın karşısı 2R olmalı. Yani 2R eşittir. Şu R artı 3'e eşit olacak arkadaşlar. R'yi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet bu yarı da bulduysak eğer boyalı bölgenin alanını artık bulabiliriz. Niye? Tüm alandan e, 3 tane küçük daire ve şu daireyi çıkartacağız arkadaşlar. Şu dairenin alanı çıkartacağız. Evet tüm alan dediğimiz nedir arkadaşlar? R3 burası 3 ya. 3, 6, 9. Şurası 9 arkadaşlar. Yükseklik 9. Burası da 60 derece. 60'ı karşı 9 ise 30'ı karşı 9 bölü kök 3. Direkt kafadan yazacağım. 3 kök 3. Hocam burası da 3 kök 3. A 6 kök 3. 6 kök karesi kök 3 bölü 4'ten bulabiliriz alanı. Ama o şekilde yazmayalım bence. Eşkenar üçgenin alanını şöyle yazalım. Direkt tabanımız 9. 6 kök 3 değil mi arkadaşlar? 6 kök 3 çarpı yüksekliğimiz kaç? Direkt 9 bölü 2 eşkenar üçgenin alanı. Sonra bu dairenin alanı pi eksi pi r kare eksi 3 tane de şu dairenin alanı pi r kareden kaç tane var? 3 tane var diyeceğiz arkadaşlar. İşte cevap bu yaptı. Yani burası 27 kök 3 eksi 9 pi eksi 3 pi eksi 12 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet. Yani cevabımız 27 kök 3 eksi 12 pi olarak akçay çıktı. Yukarıda verilenlere göre A2 eksi A1 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapalım burada? Şuraya beyaz alan hep önemlidir. Beyaz alana B diyelim burada. A2 x A1 mi isteniyor? Evet. A2 alanını yazalım arkadaşlar. A2 artı B'yi yazabilirim daha doğrusu ben. A2 artı B alanı nedir? Bu yarım dairenin alanı değil mi? Bu yarım dairenin yarı çapı çapı 10 Yarı çapı kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. A2 artı B ne yaptı o zaman arkadaşlar? 5 pi r kare bölü 2 eşit oldu. Yani 25 pi bölü 2'ye eşit oldu. Tamam aklımızda. Peki A1 artı B belli mi? Evet A1 artı B da belli arkadaşım. O da çeyrek dairenin alanı ve yarı çapı kaç? 6. Pi R kare bölü 4 değil midir arkadaşlar? Aynen öyle. Senden ne isteniyor? A2 eksi A1 isteniyor. İşte bu tür durumlarda arkadaşlar bak farklı yerlerde alanlar verildi. Beyaz alana B verin. Taraf tarafı çıkartın. Orada beyaz alan çoğu yerde gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bunu unutmayın. O zaman burada ben taraf tarafa çıkartacak olursam bakın A2 eksi A1 direkt geliyor mu? Geliyor. Burası 25 pi bölü 2 25 pi bölü 2 eksi. Burası da 9 pi 9 18 7 pi mi kaldı? Evet. 7 pi bölü 2'ye eşit oldu cevabımız o zaman. Cevap Edremit. Yukarıdaki şekilde 1 metre yükseklikte AB uzunluğu 10 birim olan şurası 10 birim olan arkadaşlar uzunluğundaki 10 metre uzunluğundaki bir çubuğa halka ile o kök 37 metre uzunluğunda bir ip, ile bağlı olan inek görseli verilmiştir. Yarı önemli salka A ile B noktalar arasında hareket edebilmektedir. En fazla kaç metre kare ne yapıyormuş arkadaşlar? İneğin notladığı yer soruluyor. Arkadaşlar en fazla kök 37 ya bak inek buradayken Tamam halka buraya gelsin ya da. İnek buradayken hop şöyle zemine e, zemine eğilecek ya bizim ineğimiz. Dolayısıyla bu halkanın da uzunluğu da ipin uzunluğu da kaç? Kök 37. Hocam şuradan şöyle baktığımız zaman ne olacak o zaman? Bizim inek böyle e, ipi önceden buradayken hop nereye geldi? Aşağıya geldi arkadaşlar. E hocam kök 37 burası. Aa, şurada 37'den 1 çıktı. Şuraya A diyelim isterseniz. Hocam a kare artı 1 eşittir kök 37'nin karesi. Yani 37 olduğundan dolayı a kare 36 olacağından a'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet a 6. Demek ki bizim eleman zeminde 6'lık. Yani şuna 6 birim uzaklıkta. Halka buradayken bak halka buradayken. Buradayken de 6 birim. Buradayken de 6 birim. Şeklinde gidecek mi arkadaşlar böyle? Gidecek. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Ta ki şuradaki 6 birim uzunluğa gelene kadar. Değil mi? Evet şuradaki 6 birim uzunluğa gelene kadar. Evet. Bizim eleman zeminde böyle 6'ya 6'lık bir dikdörtgen şeklinde bir otlama yaptı mı yaptı. Aynı şekilde bu halka buradan böyle geçip arka tarafa da gidebilir mi arkadaşlar? Ya da inek şunun altından geçip şuraya arka tarafta da otlayabilir mi böyle? Otlayabilir. Şöyle de otladı diyelim. Peki. Ama şurada buraya geldiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin. Şuraya geldiği zaman ne oluyor? Bak buraya geldiği zaman da şu kök 37 böyle. Kök 37 böyle. Kök 37 böyle. Şöyle kök 37'lik bir yer yapmayacak mı? Ya da zeminde şurası 6 birim değil mi? Burası da 6, burası da 6, burası da 6 olacak şekilde bir yer otlamayacak mı arkadaşlar? Otlayacak. Yani buradaki zeminde de şöyle bir yarım dairelik yer şey yapmış oluyor. Çünkü ip buradaymış gibi düşünün artık. Normalde bakın ip şurada, ip burada olduğunda ay, zemine yola, kök zemine kök 37 birim uzaklığında olacak ya. Zemine kök 37 birim uzaklığında şöyle gezecek. Yani aslında bu zemine kök 37 birim uzaklıkta olması demek zeminde 6 birimlik hop bir de yarım daire oluşturması demek anlamına geliyor. E o zaman burası arkadaşlar bir yarım daire oluşturdu. Aynı şekilde yan tarafta da bir yarım dairelik yarı çapı altı olan bir daire oluşturmaz mı arkadaşlar? Oluşturur tabii ki. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Burada e, dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin şu kenarı kaç arkadaşlar? birim verilmişti. Burası 10. Burası 10. Burası da 6. 10 ve 12'lik bir dikdörtgen var. İneği otlayacağı alanda. 10 çarpı 12 diyeceğiz. Artı bir yarım burada. Bir yarım da burada. İki tane yarım var. Yani iki tane e, pi r kare bölü 2'den iki tane var. Ya da tam bir daire var diyebilirsiniz. Böyle ikiler gidince zaten pi r kare yapıyor. O zaman cevabımız 120 artı 36 pi yapacaktır gençler. Bizim inek bu kadar otladı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Ali Bey uzunluğunu 6 kök 6 vermişler ve AC uzunluğunda 3 kök 6 vermişler. E hocam 1 2 kök 5 üçgenden buraya da buluruz. Tamam, önemli değil. Merkez var, teğet var, çektik. Zaten bu saçma alanları bulmak için beyaz alanı önemliydi. Tüm alandan neyi çıkartacağım? Beyaz alanı çıkartacağım. E burada da merkez teğet çektik yapalım bakalım. Yaptık böyle. Arkadaşlar bunu böyle yapınca tamam. Burası Pisagor bağıntısından bulabiliriz. Eyvallah. Ne bulabiliriz? 3 kök 6, 6 kök 6. 1 2 kök 5 üçgen olduğundan dolayı burası da 3 kök 30 mu yaptı arkadaşlar? Evet. E şimdi burada 90 bakın burası 90 burası da 90 burası da 90 e burası da 90 oldu mu? Oldu. 90'lar ama da şu ya dalabiliriz da ya da direkt temel orantı benzerliği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış diyeceğim ama temel orantı yapabilecek bir durum var mı burada? Maalesef yok şu oranlamaları bilmiyoruz. Şimdi aslında biliyoruz ya burası R burası R burası da R değil mi? E tamamı Altı kök altı olduğundan burası da altı kök altı eksi R yaptı arkadaşlar. E ondan sonra alfa beta'ya da dalıp benzerlik yapacaksınız. Ama ben benzerliği hiç şey yapmayayım. Bak buraya alfa diyeyim. Buraya beta diyeyim. Tamam burası da alfa burası da beta oldu mu? Oldu. Büyük üçgende alfadan beta'ya geçiş kaç arkadaşım? Değil mi? Alfadan beta'ya geçiş ya da direkt bu üçgenle büyük üçgende benzerlik uygulayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hocam büyük üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani direkt buraya aslında şey yazabiliriz. Ee, R iken burası ne yazabiliriz arkadaşlar? 2R yazabiliriz. Çünkü alfadan beta'ya geçiş 1 2. E hocam bunun tamamı kaç? 6 kök 6. E 3R eşittir 6 kök 6 ise R'yi buradan kaç buluruz? 2 kök 6 buluruz. E sonra taralı alanı bulacağız. Artık buluruz taralı alanı. Ne yapacaksın? Büyük üçgenin alanından. Yani 3 kök 6 çarpı 6 kök 6 bölü 2'den neyi çıkartacaksınız arkadaşlar? Yarım dairenin alanı çıkartacaksınız. Pi r kare. R dediğimiz 2 kök 6. 2 kök 6'nın karesi bölü 2'yi çıkartacaksınız. Şunu da şu sadeleşsin. Burası kaç yaptı? 3. 3 kere 3. 9. 9 kök 18 yaptı burası. Yok pardon. 9 çarpı kök 6 ile kök 6'nın çarpımı ne yaptı? 6 yaptı. 9 çarpı 6 eksi. E, hocam bunun karesi de 24 bölü 2'den 12. 12 pi yaptı. Yani cevabımız 54 eksi 12 pi oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Yukarıdaki verilere göre taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bütünsel düşüneceksiniz. Belli bir bütünden beyaz alanı ne yapacaksınız? Çıkartacaksınız. Mesela burada hocam bu dairenin alanından şu beyaz alanı çıkartırsak olay bitti. O zaman ben bu beyaz alanı bulmak için şurayı ya da şurayı bulacağım. Ya da bu tabana ait yüksekliği bulacağım. Ama şu kenarları bulmam yeterli olacaktır. Sebep? Çünkü hocam çapı gören çevre aç. Zaten bak burası 90 derece değil mi? Evet. E, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada yapalım bakalım bir şeyler. Yarı çap falan da bulmamız gerekecek. Hocam burası 90 derece 90 derece. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam burada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 3lü 12 bölü 4. Yani 3 bölü 1. E, yapabilirsiniz. Hocam burası 3K iken burası K diyebilirsiniz. A öklük bağıntısı çıktı burada diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, bunun karesi bakın diklendik çizilmiş ökledik. Bunun karesi bu çarpı tamamıdır. Yazalım. 4'ün karesi eşittir. K çarpı 4K. E burada 4'ün karesi 4, K çarpı 4K ya. 4'lerden birer tanesi gitti. K kare 4 yaptıysa K'yı buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Yaz burada K'yı 2. 2. Burası kaç yaptı? 6. Aa burada güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2'dir. Hatta burası da Pisagor'dan da bulabilirsiniz. 2 kök 3 oldu. E, 2 kök 3 bakın 30, 60, 90'ları yazalım isterseniz. Burası 30, burası 60 oldu. E burası da 60, burası 30 oldu. Hocam 30'u karşı 2 kök 3'e 90'ı karşı 4 kök 3. Yani burası da 2 kök 3, burası da 2 kök 3 oldu mu? Evet. Gerekli olan her şey bulundu mu? Bulundu. Ne yapacağız? Yarın dairenin alanından pi 2 kök 3'ün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? Hocam şu üçgenin alanı çıkartacağız. Yani 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız. Şimdi burası 12 yaptı. 12'nin yarısı 6 yaptı. 6 pi eksi. Şu ikiler sadeleşince de burada da 6 kök 3 kaldı? Evet cevabımız 6 pi eksi 6 kök 3 oldu. Yani cevap akçay. Bir hava savunma sistemi olan S-400'lerdeki füzelerin menzili 400 kilometredir. Eyvallah. Bu füze bataryasının biri Konya'da biri de Diyarbakır'dadır. Evet Diyarbakır burada Konya'da burada arkadaşlar. Bizim eleman 400'lük yeri savunacak ya. Ne kadarlık yeri? 400 kilometrelik yeri savunacak. Böyle şu kadarlık yer. Ya da şöyle şu kadarlık yeri savunacak arkadaşlar. Tamam. Ya yani S-400'lerdeki füzelerin menzili. Neyse. Konya Diyarbakır arası kuş uçursu mesafe olarak yaklaşık 688 kilometre olduğuna göre 688 de burası 400 olarak verilmiş arkadaşlar. 100 kilometrede bir birim olarak alınacak. Tamam bunları birim olarak alacağız zaman. zaman. Bu füze bataryanın ortak taradığı alan ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi Konya Diyarbakır arası yaklaşık olarak ne kadarmış? 688'miş. Hocam Konya Diyarbakır arası aha da burası. 688 olarak verilmiş. Sonra burada yani 400 köküç olarak verilmiş. E bunların yarı da kaç verilmiş arkadaşlar? Yarı da 400 değil mi de? E hocam burası 400. E hocam burası da 400. Aa ne çıktı burada? Güzel bir şey çıktı. Hocam burası 400. Burası da 400. Burası da 400 köküç olduğundan dolayı 400 köküç olduğundan dolayı ne oldu burada? 400 400 400 köküç. Ne üçgeni bu? 30 30 120 üçgeni. Hocam şurası 120. Eyvallah. Bizden şu ortak taradı alan isteniyor arkadaşlar. Ortak taradığı alanı bulacağız. Aynı şekilde bakın alt tarafta da aynı hamleyi yapabiliriz. Hocam bu da 400. Bu da 400. E bu da 400 kök 3. Bakın 400, 400, 400 kök 3 yaptı burası da. E, o zaman bu da 30, 30, 120 yaptı. E hocam şimdi ne yapacağız? Bak kardeşim burası 60 derece mi oldu? Hop şunu şöyle kestiğim zaman biz şuradaki saçma sapan alanı bulamayız. Daire parçasının alanı buluruz. O yüzden şuradan bir parça kestim arkadaşlar. E hocam burası 60 ya. burası da 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. Aa, şu eşkenar üçgen burası da 400 oldu mu? Oldu. Bakın şurayı çift çizgi koyuyorum şöyle. Çift çizgi çift çizgi. Hocam bu da çift çizgi bu da çift çizgi. E hocam eşit ya yani normalde bir bir dairede şöyle bir dairede eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Hocam şu alanla şu alan birbirine eşittir. Hatta daireler eşitse farklı yerlerdeki şu şekilde ayırtları alanlar da birbirine eşittir. Çünkü daireler eşse eşit kirişlerin ayrılıkları alanlar da birbirine eşittir. E hocam size iki tane eş daire çizsem. Mesela bir bu bir bu. E şunu şöyle çizdiğimiz zaman eş daire ise bunlar burada kalanla burada kalan birbirinin tıpkısının kısmında aynısıdır. Sebep? Çünkü arkadaşım bak eş daire ise sen burada kirişi A de. Hocam A kirişi burada. E sen bunu ayırdın. E hocam A kirişi burada. Bunlar eş aile ise o zaman bunların ayıltılığı yerlerde işte olmaz mı? Olur. İşte şuradaki mantıktan dolayı arkadaşlar. Gördünüz. O zaman burada kalan A iken burada kalan dağdır. A'yı bulursak olay bitti. A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? A'yı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şuradaki eşken e, 60'lık dilimden. Bakın şurası 60 derece arkadaşlar. 60'lık dilimden 60'lık dilimden neyi çıkartacağız? Eşkenar üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Bir de her 100 kilometreyi bir birim olarak al diyor. Yani sen burada 400 kök 3 diyor ya. Sen bunu 4 kök 3 al diyor. 400 diyor ya. Bunu da 4 al diyor yani. Şunu 4 al. Tamam. Yarı çap o zaman 4 alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım şunu bulalım. A alanı neye eşittir? A alanı şu 60'lık dairenin diliminden pi r kare 60 bölü 360'tan. neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şu eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. A kare kökü 3 bölü 4'ü çıkartacağım. A alanı bu. E bir de ben bunu neyle ile çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Neyse çarpmayı yaparız. Hocam şu şu sadeleşti. Kaç yaptı arkadaşım? 6 yaptı. 16 ile de 6 sadeleşince 2'ye bölsen 3, 2'ye bölsen 8. O zaman 8 pi bölü 3 mi yaptı burası? Evet. Şurası 8 pi bölü 3. Eksiği 4 köküç mü yaptı? Evet. 4 köküç yaptı. Çünkü şununla da şu sadeleştiğine göre. Ama bizden ne isteniyor? 2a isteniyor. E burada bir 8 parantezini alalım mı arkadaşlar? Evet. 2a'da ne yapacak o zaman? 2a'yı bulalım isterseniz. 16 pi bölü 3 eksi e, 2 ile çarptım 8 kök 3 yaptığına göre o zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 8 parantezini aldığımız zaman 8 parantezini aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 pi bölü 3 eksi kök 3'e eşit oldu. Nerede bu? O da CH şıkkında var. Yani cevabımız CH oldu.